Gelin makyajına başlamadan önce bir yüz dozu kullanmak gerekir. Fondöten öncesinde makyajın daha kalıcı olabilmesi için ve yüzde bazı kızarık bölgeler vardır. Özellikle şu yanak kısımları. Daha sonrasında fondöten işlemimize başlayabiliriz. Gelin makyajında en önemli nokta makyajın çok kalıp gibi görünmemesini sağlamak. O yüzden fondöteni çok iyi yedirmek gerekiyor. Ve tamamen şu boyun bölgesine kadar yüzümüzde kullandığımız fondötenin aynısını kullanıyoruz. Fondöten işlemimizden sonra pudrayla sürmüş olduğumuz fondöteni sabitliyoruz. Göz makyajına başlamadan önce gelinlerde özellikle göz bazı kullanmak gerekiyor. Göz bazımı sürüyorum şu an. Göz pınarın üst kısmından sonuna doğru. İçten dışarı veya dıştan içeri hiç fark etmez. Önemli olan göz kapağının tüm detayına göz bazını uygulamak. Böylelikle gözde kullanacağım renkler, tüm ışıklar daha kalıcı olacak. Yine daha detaylı bir şekilde görünecek. Kaş altına aydınlatıcı far sürmeyle başlıyorum göz makyajına. Hemen yine açık krem tonlarında ve hafif içerisinde bakırlık olan bir renk uyguluyorum. Onu da göz kapağının iç kısmına sürüyorum. Gölgelendirme yapacağım daha sonrasında ama öncelikli olarak şu bölgede daha açık, daha hani oraya ışıltılı, aydınlık gösterecek bir far yeterli benim için. Diğer göze de hemen aynısını uyguluyorum. Şurada görmüş olduğunuz altın sarısı her renkteki göz için, kahverengi gözler olsun, ela gözleri olsun, mavi, yeşil hiç fark etmez. Banko rengimiz. Şu kaş altı bölümüyle içeri doğru hafiften aşağıya da taşıracak şekilde sürüyorum. Siyahlık kullanarak ben aslında gözü çerçeveleyeceğim. Ama çok hafif bir siyah. Sadece gözün çevresi, çerçevesi belli olsun diye. İstediğimiz renkleri tam olarak oturttuktan sonra eyeliner'ımızı çekiyoruz. Eyeliner çizgimizi belirledikten sonra direkt üzerinden yine siyah farla geçip birazcık onu dağıtıyorum. Hem de daha fullleştirmiş oluyorum. Kaşlarımızı birazcık daha belirgin hale getirmek yaşımızı her zaman daha genç gösterir. O yüzden kaşları yani rengini vermek adına sadece birazcık daha belirginleştirmek adına boyayabilirsiniz. Gelinimiz üzerinde göz içinde kalem çekeceğim ama siyah renkli değil, daha açık renkte bir kalem çekeceğim. Gri renkte kullandığım göz kalemi direkt göz rengini ortaya çıkaracak. Göz altı kapatıcımı şu an uygulayacağım. Göz makyajımı bitirdikten sonra direkt gözün altına şu şekilde. Şimdi modemiz üzerinde tabii ki ipek kirpik uygulaması da var. O yüzden sadece rimelden üzerinden geçiyorum. Herhangi böyle beyaz bir ışıltı olabilir. Şu göz pınarında. Şuraya küçük bir ışıltı. Çok hafif göz pınarlarının olduğu bölgeyi görüntüyü daha net hale getirmek için ve gözü yanak bölgesine ayırmak için kapatıcımı sürüyorum. Kapatıcımızı uyguladıktan sonra çok fazla kalıp halinde durmaması için geçtiğimiz fondöten fırçasını, sürdüğümüz fondöten fırçasını direkt üzerinden tekrardan geçiyoruz. Hafiften göz makyajımızın üzerine birazcık sim kullanabiliriz. Sadece şu gözün iç kısmını, sadece gözün iç kısmına bıraktım. Göz makyajımızı tamamladıktan sonra ve göz altımızı aydınlattıktan sonra artık alnımızı sürmeye gelebiliriz. Şeftali tonları ve pembenin biraz ağırlıklı olduğu bir allık kullanacağım. Allık işlemimizi tamamladıktan sonra ruj aşamasına geldik. Makyajın son noktasıdır. Ruju sürerken yine aldığı nasıl göz makyajıyla uyumlu bir şekilde kullandıysak ruju da aynı şekilde aldık tonlarından seçeceğiz. O yüzden yine hafif pembenin ağırlıklı olduğu bir ruj tercih edeceğim. Ama öncesinde rujun daha belirgin hale gelmesi için direkt bir dudak kalemi uyguluyorum. Kalemle çizmiş olduğum yerlerin içerisine
uyguluyorum. Bir ruj aşamasından sonra parlatıcı, ben her rujdan sonra kesinlikle kullanıyorum ama çok fazla yaymıyorum. Özellikle dudağın orta kısmında bırakıyorum parlatıcıyı. Dudağı daha alımlı gösteriyor. O yüzden renksiz herhangi bir parlatıcıyı dudağın sadece orta kısmında bırakarak orada hafif bir ışıltı olmasına sebep olursunuz. O yüzden ben şu orta kısmı her yerine yaymadan özellikle gelin makyajımızda rujumuzu ve parlatıcımızı kullandıktan sonra bitirmiş oluyoruz. Eğer daha uzun sürede kullanmak istiyorsak gündüz yaptırdığınız bir gelin makyajı olabilir. Akşama da onu kullanmanı düşünüyorsanız eğer makyaj sabitleştiricileri kullanarak makyajın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.